Evet arkadaşlar, bugün ne yaptım? Bugün tahinli, cevizli, pekmezli kek yaptım. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım, hep beraber yapıyoruz. Hadi yapım aşamasına geçelim bakalım. Şahane oldu kekimde. Muhteşem. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyorum? Bugün cevizli, tahinli, pekmezli bir kek yapacağım. Farklı bir tarif olsun. Kekimiz için 4 tane yumurtamızı kırdık arkadaşlar. Üzerine şekerimizi vanilyamızı koyuyoruz. İyice krema haline gelene kadar şekerimizi, vanilyamızı, yumurtamızı çırpıyoruz arkadaşlar. Şimdi çırpmaya başlayalım. Kapağını kapatalım, sıçramasın. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir koyalım. İyice karıştırdık. Şeker tozumuzu, vanilyamızı, yumurtamızı çırptık. Şimdi ne yapıyoruz? Yağımızı döküyoruz arkadaşlar. 200 milim bardak ölçüm. Sütümü koyuyorum. E, 250 milim süt koyuyorum bardağımın ölçüsü arkadaşlar. Bu sıvı karışımı da karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar sıvımı karıştırdım, sıvılarımı karıştırdım. Cevizim var, tahinim var, pekmezim var. Bu kekimin üstüne gelecek. Ben 3 bardak unum var arkadaşlar. 3 bardak unu koyuyorum. Bakalım kaç bardak gidecek. Size bu un ölçüsünü vereceğim. Şimdi bunu da tekrar karıştırıyorum. Kıvamına bakacağım arkadaşlar. Ben bir kabartma tozu, bir kaşık karbonat koyuyorum. Karbonat olmadığı için 2 tane kabartma tozu koyuyorum arkadaşlar. 20 gram. Biliyorsunuz bir paket 10 gram. Ben 20 gram kullandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tepsime kekimi döküyorum. Kek hamurunu. Aslında bu keki şeye götüreceğim, eşimin iş yerine götüreceğim arkadaşlar. Onlar için yapıyorum. Oraya götürdükten sonra yedikleri zaman fikirlerini soracağım nasıl oldu diye. Müsait olursalar, onların da görüşlerini alacağım. Yedikten sonra onun için yapıyorum, oraya götüreceğim. Geçen gönderdim. Kimisi yemiş, kimisi yememiş, az gelmiş yani, herkese yetmemiş tabii çok kalabalık oldukları için. Ben de şimdi bugün şöyle bugün yapıp oraya götüreceğim arkadaşlar. Şimdi iyice vuralım tepsimizi. Şimdi arkadaşlar tahinimizi döküyoruz. Bir çay bardağı dolu dolu değil, tahinimiz var. Tahinimizi dökeceğiz. Tahinim biraz katı ama şöyle dökeceğim arkadaşlar. Artık kışa girdik, havalar soğudu böyle. Çocuklar tahin yemiyorsa kek de, çörek de, börek de, kurabiyeler de güzel oluyor. Arkadaşlar.
Şimdi pekmezimiz meşhurdur arkadaşlar. Bir çay bardağı da pekmezimiz var. Pekmezimiz karnavat pekmezi. Patentli yani. Patent almış bir pekmez. Meşhurdur yani. İlaç niyetine kullanılıyor. Kıvamını görüyorsunuz. Şahane bir pekmez. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Bekmezli savaşımız var. Ne kadar kaliteli olduğu belli oluyor arkadaşlar. Şimdi kamerayı kapattıktan sonra buna su koyup bardağı içeceğim. Bardaktaki şeyi, pekmezi arkadaşlar. Peki şimdi ne yapıyorum? Tahinimi koydum, pekmezimi koydum. Böyle bir kase ütülmüş cevizim var. Çok ufak yapmadım ben cevizi arkadaşlar. Böyle biraz dişe gelsin diye. Şimdi daha önceden ısıttım. 170-180 derecelik fırına veriyorum ama çok ısıtmıyorum. Açıyorum. Bir 3-4 dakika sonra hemen koyuyorum kekimi arkadaşlar. Evet. Şimdi kekim hazır arkadaşlar. Şimdi fırına gönderiyoruz kekimizi. Evet arkadaşlar, fırındaki halini de size göstermek istedim. Görüyorsunuz, o kadar kabardı ki tepsiyle bir oldu. Yani tepsi açtı bile. Maşallah. Şahane kabardı. Evet arkadaşlar. Kekim pişti. Çıkardım. Muhteşem oldu gerçekten. Harika oldu ama çok sıcak, yumuşacık, böyle pamuk gibi. Hamurunu böyle çok sert yaparsanız, böyle akışkan kıvam olmazsa arkadaşlar, kekimiz kuru olur. Ama o tam benim döktüğüm kıvam, böyle akışkan olacak. Kek yumuşacık oluyor. Sadece bu kek için geçerli değil. Şahane oldu. Şimdi biraz soğumasını bekleyelim, dilimleyelim. Doku testine geçelim arkadaşlar. Muhteşem oldu. Çok güzel kabardı. Şahane. Evet arkadaşlar, şimdi dilimleyelim kekimizi, doku testine geçelim. Şimdi dinleyelim, sonra doku testine geçelim arkadaşlar. Şimdi birini çıkardım, bir tane daha çıkarayım şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şahane. Yumuşaklığını görüyor musunuz? Bakın. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Şahane bir kek oldu. Şimdi bir de doku testine geçelim. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyorum? Kürşat yok okulda. Ben test yapacağım. Gerçekten şahane oldu. Çok yumuşak, çok harika bir kek oldu arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Pekmez, tahinin buluşması da şahane oldu. Bakın. İçi kum kum arkadaşlar. Baskın değil. Çok şahane pişti. 35 dakika falan pişti kekim arkadaşlar. Tabii fırına göre değişiklik gösterebilir.
Evet arkadaşlar, gerçekten muhteşem olmuş. Elimize sağlık. Görüyorsunuz. Muhteşem oldu arkadaşlar. Muhteşem, tek kelimeyle harika oldu. Elimize sağlık. Halen kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı, beğen yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Büyümemiz için yorumlarınıza, abone olmanıza ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.